Merhaba. Seçime 48 saat kaldı. Doğrusu düne kadar Murat Kurum bana pek bir şey ifade etmiyordu ama artık dünden beri Murat Kurum'u her gördüğümde aklıma köfte geliyor ya. <laughs> 31 Mart dünya <laughs> köfte günü. Biliyorsunuz ağzındaki baklayı değil, aklındaki baklayı ağzından kaçırdı. Güya Ekrem İmamoğlu'nu aşağıladı. Sen bakanlıkların kapısından bile geçemezsin. Seni bakanlıklara alsalar alsalar ancak kantine köfteci olarak alırlar. Yani bakanlarımız öylesine yüce insanlar ki yani köftecilerle filan muhatap olmazlar yani. Dedim ya aklındaki bakla. Zihin dünyasını ağzından kaçırdı aslında. Bunlar hep böyledir çünkü. Devamlı böyle mağdur pozlarına bürünürler. Aslında millete işte böyle tepeden bakarlar. Esnaf esnaf dolaşıp o isterler. Halbuki o esnafı işte böyle küçümserler. Köftecileri kendisinin kibirli zihin dünyasında anca bakanlıkların kantininde durabilecek seviyede insanlar olarak görüyor. <laughs> İstanbul'u yönetmeye talip ama Türkiye'yi o kadar tanımıyor ki köfteyi hakir görecek kadar, köfteyi hor görülecek bir şey zannediyor. Türkiye'de 291 çeşit köfte var kardeşim. Neredeyse kendine özgü köftesi olmayan ilçeyi ilçe yapmazlar. Şehiri şehir yapmazlar. Tire köftesi, Akisar köftesi, Çin'e köftesi, Akçabat köftesi, Abdigor köftesi, İnegöl köftesi, Tekirdağ köftesi, İzmir köfte. <laughs> Türk milleti millet olduğundan beri köfte yapıyor kardeşim. Türk mutfağının omurgası köfte. Bu hala köfteci falan diye küçümsüyor ıslama köfte, dalyan köfte, içli köfte, ekşili köfte, kadın budu köfte, çiğ köfte. <laughs> Türkiye resmen köfteler ülkesidir ya. Türk kültürünün olmazsa olmazıdır köfte. Esnafı da böyle bir kenara bırakalım. Yahi en güzeli, iç tereddütsüz anne köftesi değil midir ya? Dünyanın en güzel köftesi, herkesin kendi annesinin yaptığı köfte değil midir? <laughs> Bana köfteler hazırlayın, salatalar hazırlayın, bir de pencere, oturup umutla bir şeyler unutayım demiş Turgut Uyar. <laughs> Şiirdir köfte. Orhan Veli'nin hikayesi var, hoşgör köftecisi. Aziz Nesin'in hikayesi var, seyyar köfteciler talimatnamesi. <laughs> Deyimleri var köftemizin, atasözleri var. Şarkılarımızda geçer, türkülerimizde yaşar. İçinden köfte geçen filmlerimizi, köfteci geçen filmlerimizi saymaya kalksak ansiklopedik adam. Bu hala köfteciler filan diye küçümsüyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsam pazartesi günü kent lokantalarında ve iftar çadırlarında herkese ekmek arası köfte dağıtırım. <laughs> Kurum köfte. <laughs> Belediyecilik dediğin aslında halk kültürü. Belediye yönetebilmek için çağdaş uygarlık kavramını tamamıyla olmasa bile hiç olmazsa biraz anlamış olmak gerekir. Toplumu belediye marifetiyle bilinçlendirmek uygarlık sorumluluğudur. İnsanlar için çağdaş bir insani dayanışma yaratmaktır belediyelerin görevi. Partiler üstü bir kavram. Herkesi kucaklar. Bu temel kritere özen gösterilmediği için neredeyse bütün şehirlerimiz eski özler. Etrafımızda bu gördüğümüz beton çirkinlikler yüzünden şehir yağmaları yüzünden şehir suçları yüzünden ya saygısızlık, vandallık, magandalıklar yüzünden daima nostalji yaşanır. Ah denir. Ah, eskiden şehrimiz ne güzel? yem Herkes kendi şehrini o hafızamıza mıh gibi çakılan siyah beyaz Türk filmleri gibi hatırlar. Ağaçların doğanın katledilmediği tarihi yapıların ilgisizlikten haraba haline dönüşmediği, böyle köşklerin, konakların orijinal halleriyle korunduğu, insanların yoksul bile olsalar temiz kıyafetlerle dolaştığı, üstüne başına özen gösterdiği, birbirine saygı gösterdiği, birbirine selam verdi. sanata, kültüre, sanatçıya değer verildiği günleri hatırlar herkes. Ayıplanılır daima. Ah denir. Eskiden şehrimiz ne güzeldi. Türkiye'de bu berbat duyguyu yaşamayan, Türkiye'de şehrinin eski halini özlemeyen tek şehir var. Eski şehir. <laughs> Şu anki hali eski halinden daha güzel olan tek şehrimiz var eski şehir. Çünkü eskiye oranla daha yeşil olan, betonlaşmayan, doğaya, sanata, kültüre, tarihe eskisine oranla çok daha fazla saygı duyulan tek şehir bilime, sanata, kültüre, müziğe, tiyatroya, resime, heykele eskisine göre çok daha kolay ulaşılan tek şehir Eskişehir. Öbür şehirlerimizde böyle hıyar to nüfus artarken toplum katmanları arasında eğitimli, kültürlü, birbirine saygılı nüfusun attığı tek şehir Eskişehir. Türkiye'de nostaljisinden mutluluk duymayan tek şehir Eskişehir ya. <laughs> Adı eski kendi yeni tek şehrimiz. Benjamin Button gibi şehir. <laughs> Hollywood filmi Benjamin Button. Eskiden yaşlı bir insanın fiziksel görüntüsüne sahipken yıllar geçtikçe gençleşen, zamanı adeta tersten yaşayan, yıllar geçtikçe gençleşen bir şehir. Eski şehir. Varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Yılmaz Büyük Erşen'in kendi ağzından kendi hayatını anlattığı kitap var. Nehir Söylesi ismi Zamanı Durduran Saat. Eskişehir işte tam olarak böyledir. Şehirlerimizin olumsuz yönde gidişatını durduran, durdurabilen tek şehirdir Eskişehir. Kıymetini bilmemiz, öyle mücevher gibi korumamız gereken bir vizyondur bu. Çamurdan böyle berbat bir halden ibaretken şu anda Venedik'e benzeyen gondollar dolaşan Porsuk ile toplumun her katmanını klasik müzikle besleyen senfoni orkestrasıyla, tiyatrolarıyla, balesiyle, operasıyla, müzeleriyle, muhteşem müzeleriyle, özgürce yürüyebildiğimiz trafiğe kapalı kaldırımsız sokaklarıyla, milyon metrekarelik muhteşem parklarıyla, milyon metrekare. Fotoğraf makinesiyle şehirde dolaş mesela böyle Eskişehir'de. Ağaçsız tek kare fotoğraf çekemez. Çocuklarımızın rüyalarını süsleyen masal şatosuyla. Çocuklarımızın diyorum ama ben itiraf edeyim. Eskişehir'e gittim ve ilk masal şatosunu geziyorum. İnanılmaz güzel yani. ile Bilim kuyruğu olan tek şehir Eskişehir'e. İnsanların bilim deney merkezine girebilmek için kapısında kuyruğa girdiği tek şehir mimari restorasyonlarıyla, estetik dönüşümüyle, birbirinden güzel beş yıldızlı otelleriyle yahu Kapadokya kadar turist ağırlar hale geldiler. Örnek turizm altyapısıyla. Kadınların, kızlarımızın gece saat 2'de bile özgürce sokakta dolaşabildiği medeni ortamıyla. Denizi olmadığı halde plajıyla, adalarıyla, yelken kursları ya kano ile Engelli yurttaşlarımızın kimseden yardım almadan dolaşabildiği, engelli yurttaşlarımızın sosyal hayata katılabildiği, Anadolu bozkırında pasaportsuz gidilen Avrupa şehrimiz, Eskişehir. Düne değil, yarına şahit olduğumuz bir şehir, mucize bir şehir, Eskişehir. Bu şehrin çocukları yıllardır Beethoven'la, Bach'la, Mahlev'le büyüyor. Opera seyrediyorlar, bale seyrediyorlar bu şehrin çocukları henüz böyle 7-8 yaşındayken Fazıl Say dinliyor, Genco Erkal'la tanışıyor. Resim, heykel bu çocukların, bu şehirdeki çocukların doğal hayatının parçası. Tarih şuuruyla büyüyorlar, ağaçla büyüyorlar, hayvan sevgisiyle büyüyorlar, akılla, bilimle, kültürle, sanatla, zihinlerine duvar örmeden, çocukluklarını, gençliklerini yaşayarak özgürce büyüyorlar bu şehrin çocukları Atatürk aydınlanmasının ne anlama geldiğini uygulamalı olarak, yaşayarak görüyorlar. Bir şehir işte böyle düzgün yönetilirse Eskişehir gibi, toplumun nereden nereye sıçrayabileceğini yaşayarak görüyorlar. Aynı zamanda başka şehirlerde olduğu gibi, eğer örgütlü cehalet yönetirse o şehirlerin başına neler gelebildiğini de görüyorlar. İşim benim güya yazardık ama Anadolu bozkırında yaşanan bu aydınlanma devrimini inanın tam olarak ifade edemediğimi, kelimelerin yeterli olmadığını hissediyorum her defasında. Gerçekten ilham verici, heyecan verici bir şehir, Eskişehir. Kıymetini bilmeliyiz. Kıymet bilmek ardından gözyaşı dökmek değildir. Yanındayken sımsıkı sarılmaktır. Profesör Yılmaz Büyükerşen bu mucizeyi yaratırken, bu ilham verici belediyecilik örneklerini sergilerken yanındaki en büyük yardımcısı Ayşe Ünlüce'ydi. Ve şimdi Ayşe Ünlüce bayrağı devralmak için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday. Kendisini kanıtlamış liyakatli bir yönetici, saygın bir hukukçu, gerçek bir cumhuriyet kadını, cumhuriyet aydını hem Eskişehir'e hem de Türkiye'ye çok yakışacak. Odun Pazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataş birlikte Eskişehir'i yükseltmeye devam edecekler. Emin. Kıymet bilmek ardından gözyaşı dökmek değildir. Yanındayken sımsıkı sarılmaktır. Eskişehir'in bu hepimizin, Türkiye'de herkesin gıptayla takip ettiği kazanımlarının kıymetini bileceğinden eminim. Hepimiz Eskişehir olmak istiyoruz. Eskişehir gibi yaşamak istiyoruz. Eskişehirlerin de Eskişehir'e sahip çıkacağından eminim. Unutmamak lazım çünkü. Sandığa giderken unutmamak lazım. 2019 seçiminden bu yana ömrümüzden 5 yıl gitti mesela. Hepimiz 5'er yıl yaşlandık. Peki ömrümüzden bu 5 yıl nasıl gitti mesela hatırlayalım mı? Dolar 5 liraydı ya. Evet. Bugün 32 lirayı geçen dolar 5 yıl önce 2019 seçimde 5 liraydı. Ekmek 1 lira 25 kuruştu. Ya. Yumurta 60 kuruştu kardeşim. 1 kilo kıyma 28 liraydı. 1 litre zeytinyağı 12 liraydı. Ya. 12 lira. Şimdi kaç para? Nasıl unutuyoruz değil mi? 2019 sanki 150 sene önceydi. Sadece 5 yıl. Öyle bir harala gürele içinde yaşıyoruz ki, öylesine zorlu bir hayat mücadelesi veriyoruz ki, kaçmaktan kovalamaya vaktimiz olmuyor, unutuyoruz. 2019 seçimi daha sanki dündü, göz açıp kapayana kadar 2024 seçimi yeri verdi. Hatırlayalım mı şöyle, ömrümüzden bu 5 yıl nasıl gitti? Mansur Yavaş PKK'lıları belediyede işe alacak dediler ya. Evet. Evinize su faturası tahsildar olarak PKK'lılar gelecek eğer Mansur Yavaş seçerseniz dediler. Şimdi utanmadan geziyor bunu söyleyenler. Ekrem İmamoğlu'na Pontus'u dediler ya. Sırf Ekrem İmamoğlu'na hakaret edebilmek için Trabzon halkına Rum dediler abi. Millete zillet dediler. Ekrem İmamoğlu kazanınca dünya hukuk tarihinde görülmemiş bir hukuksuzluğa imza Aynı zarfta 4 oy kullandık. Aynı zarftaki 3 oyun geçerli. Birinin ileri olduğunu söylediler ya. Seçimi iptal ettiler. Apo'dan mektup getirdiler. Abdullah Öcalan'dan mektup getirdiler kardeşim. Yerli ve milli izliyorlar. Apo'dan mektup getirdiler. AKP'ye Apo'nun mektubuyla oy istediler. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkarıp AKP'ye oy istediler. Ekrem İmamoğlu buna rağmen ikinci seçimi de kazandı. Büyük fark Atatürk Havalimanı'nı yıktılar. Tank palet fabrikamızı Katar'a verdiler. 50 milyon dolarımız yok dediler. Tank palet fabrikamızı Katar'a verdiler. Patates ithal ettiler. Ya. İlim adamı diye sarayda ağırladıkları kafasında böyle feste dolaşan tımaranlı herif keşke Yunan galip gelseydi. Dedi. Yerli ve milli öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti karşıda olan Mursi şehit ilan ettiler. NATO üyesi olarak akıllara ziyan bir karar Rusya'dan S-400 üyesi aldılar. Ya ortağı olduğumuz F-35 projesinden atılmamıza sebep oldu. Kaz dağlarına siyenür döktürdüler. Zümrüt gibi ormanlarımızı çöle çevirdiler. ABD Başkanı Trump bu asrın liderimize mektup yazdı. Otur terör örgütüyle anlaş, uysal ol, aptallık etme dedi. Türkiye Türkiye olalı böyle aşağılama görmedi. Şahsım devleti ilan edildi diye. İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü zirve yaptı. <laughs> Yunanistan tapusu bize ait olan bulunumuzun dibindeki Ege adalarını, adacıklarını oturdu, işgal etti, gıkları çıkmadı kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle yüz binden fazla kişiye dava açan asıl liderimiz Sivas'ta Madımak vahşetinde insanları diri diri yakan inci katili yaşlı diye affetti. Dünya müebbet verilmişti, sırıta sırıta çıktı gitti. Van'da çığı düştü, yedi insanımız öldü. Liyakatsiz arama kurtarma sırasında gene çığı düştü, 35 insanımız daha öldü ya. 7 kişiyi çıkaralım derken 35 kişi daha gitti. Tesettür sosyetesi 40 günlük bebeğe tek taş pırlanta yüzük taktı. Suriyeliler burada kıçını gezdirirken, plajda nargile tüttürürken Rus uçakları Suriye'de Türk taburunu bizim çocuklarımızı vurdu. 34 şehit verdi. Koronavirüs salgını başladı. Hatırlayın. Aslında liderimiz virüsü önlem olarak ne dedi? Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım, tavsiye ederim. Bütün dünya hükümetleri vatandaşlarına nakit para dağıtırken bunlar iban verip üstte para iste diye. Sokağa çıkma yasağı varken bile geçmediğimiz köprülerin parasını yanlış müteahhitler ödemeye devam ettiler. Bu Sağlık Bakanımız Fahrettin'den masallar Covid'den ölüm sayılarını gizlemediklerini hatta eski yıllara göre ortalama ölüm sayısının bile azaldığını açıkladı. Yani utanmasa koronavirüs ömrü uzatıyor diyecek. Şeffaf yönetim sergiliyor denilen bu sağlık bakanımız her vaka hasta değildir dedi ya. Çıkarlarımız gereği dedi. Çıkarlarımız gereği testleri pozitif çıkan vatandaşları hasta saymadıklarını açıkladı. İşine gelirse hasta değilsen değil. Salgın var diye milletin dükkanlarını kapattılar. Kendileri AKP kongrelerinde spor salonlarını lebalep doldurdular. Lebalep. <laughs> Millete böyle maskesinin kenarından burnu görünüyor diye ceza kestiler. Kendileri maskesiz halay çektiler. Bu milletin ticaret bakanlığına emanet ettikleri bakan milletin parasıyla kendi kocasının şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satın aldı güreşçi Vakıf Bank'ın yönetimine koydular. Türkiye'nin kredi notu tarihin en düşük seviyesine indirildi. Kamboçya, Ruanda, Uganda gibi ülkelerle aynı sınıfa düştü. Asrın liderimiz dedi ki öyle olur mu ya dedi. Buzdolabı satıştıra attı. Türkiye şahlanıyor Asrın damadımız Hazine Bakanı'ydı hatırlayın. Kendisine haber vermeden bu Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alınca kayınpederine küstü. Instagram'dan istifa etti. Tarihte ilk kez Instagram'dan istifa. Ya sayın medyamız da saraydan korktuğu için bu istifa haberini 24 saat haber yapamadılar. Baroları bölme yasası çıkardılar. Baro başkanlarına biber gazı sıktılar bu ülkede Sakarya'da havai fişek fabrikası patladı. 7 kişi hayatını kaybetti bu işte güvensiz çalışma ortamından. Garibanlar henüz morttayken bu müsiyat yöneticiyle apar topar koştu. Fabrika sahibine moral yemeği verdi. Asıl liderimiz dedi ki Ayasofya'yı camiye çevirmenin faturası çok ağırdır. Ayasofya ibadete açılsın diyenler dünyayı tanımıyordu. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim dedi. Sonra gitti Ayasofya'yı camiye çevirdi ibadete açtı. <laughs> AKP'nin Diyanet İşleri Başkanı. Ayasofya'da minbere çıktı. Bu topraklarda yeniden ezan okunmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okudu. Pantolon yerine entariyle dolaşmak isteyen, imam nikahlı çok eşliliği savunan, ya hekimden çok meczup görüntüsü veren tarikatçıyı Gata'da başhekim yardımcısı yaptıkları ortaya çıktı. İzmir'de deprem oldu. 117 insanımız hayatını kaybetti. Ya bütün dünya 7 büyüklüğünde derken AKP 6.6 Böylece İzmir'i afet bölgesi dışına aldılar. Yardım etmedi. Hala İzmir'deki deprem zedelerinin sonu devam ediyor. Açıl oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiğini hükmetti. Derhal bırakılmasını istedi. Ya daha önce kendi hakları için 3 defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden Asrın liderimiz bizi bağlamazdı. Kendisi giderken iyi, başkası giderse bizi bağlamaz. Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına kelepçe taktılar. Kayyum rektör atadılar. Pırıl pırıl gençlerimize terörist dediler, gözaltına aldılar, yerlerde sürüklediler, tutukladılar. Yani. Ama eş zamanlı olarak Vatan Haini iskilipli Atıf'a AKP protokolüyle anma töreni düzenlediler tarım ithalatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdılar. Dünyanın en çok buğday ithal eden ülkesi olduk. Dünyanın en çok ayçiçeği yağı ithal eden ülkesi olduk. Ya ithal ineği, ithal samanla besleyen ülke haline geldi. Sınır ötesi operasyonu adeta böyle davul zurnayla duyurdular sınır ötesi operasyonu. Garada faciaya sebep oldu. 6 yıldır rehin tutulan evlatlarımız vardı. Kıllarını bile kıpırdatmıyorlardı. Hepsinin katledilmesine yol açtı. Güya Fransız markalarını boykot ediyorlardı. Gizli gizli masaya oturup Fransa ne istiyorsa yaptılar. Güya katil sisi diyorlardı. İşte gördük katil ile el sıkıştılar. Kardeşim sisi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Prensi'ne şerefsiz diyorlardı. 15 Temmuz darbesini bu yaptı diyorlardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin aynı prensini onur konu olarak ağırladılar. Tarikatçı Cübbeli amiralin sırtını sıvazlarken aman montreyi esnetmeyin diye uyaran liyakat sahibi emekli amirallerimizin ayağına elektronik pranga taktılar. Sahte belgeli, sahte tanıklı davayla 80 yaş üstündeki emekli generallerimizi hapse attılar. Birini öldürdüler. Kalanların da tek tek hapiste ölmesini bekliyorlar. Onur konuğu olarak ağırladıkları, Türkiye seninle gurur duyuyor diye alkışladıkları Barzani pul bastırdı. Hatıra pulu, pulun üstündeki haritada Türkiye'nin neredeyse üçte biri Kürdistan'a dahil etti. AKP'nin onur konuğu. Andımızı yasakladı. Okullarımızda bu milletin çocukların ne mutlu Türk'üm diyene demesini yasakladılar. Ya bu milletin kadınlarını rahat rahat öldürsünler diye İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiler. Bu milletin pırıl pırıl gençleri işsizlikten kırılırken, bir yandan böyle din, iman, rabia tweetleri atan, beri yandan kumar fişleriyle, revü kızlarıyla, elinde böyle kadehle jacuzzi depoz veren, henüz 20'li yaşlarında olmasına rağmen lüks otomobil koleksiyonu yapan arkadaşın AKP Genel Merkezi'nde çalıştığı, ve böyle elektrikli süpürge hortumu gibi kokain çektiği ortaya. Ya bu devleti yöneten kişi vatan toprağını arsaya, araziye benzetti. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır dedi. Güzel. Toprak üstünde uğruna ölen varsa vatandır dedi. Harika. Ben bunu hep şuna benzetiyorum dedi. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin ilişki bir anlamı yok diye. Siz böyle bir vatan tarifi duydunuz mu hiç? Duyun. Kaçak Suriyelileri vatandaş yaptılar ya. 3 milyon filan denirken Milli Savunma Bakanı bizzat açıkladı. 9 milyon Suriyeli'ye baktığımız süre. 9 milyon. Sınırları kevgire çevirdiler. Kaçak Afganlar yürüye yürüye Türkiye'ye girdi. Kamyon kasalarını doldurdular. Bunları şehirlerimize boşalttı plastik çöp ithalatını serbest bıraktılar. Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğü haline getirdi. Doğa suratımıza tükürdü. Marmara Denizi'nde salya ile kaplandı Marmara Denizi. Kendilerine habere makam uçağı alırken bir tane bile yangın söndürme uçağı almadılar. Ormanlarımız gözümüzün önünde böyle çaresizlikle ağladık. Hepsi kül oldu. Eslerle doğanın akışını bozdular. Karadeniz'de sel baskınına sebep oldular. 82 insanımız boğulara öldü. Yangın zedelerin, deprem zedelerin, sel zedelerin suratına al keyif çayı iç diye böyle çay poşetleri fırlattılar. Tokyo öyle evler yapacak ki evleri yanmayan vatandaşlar keşke bizim evimiz de yansaydı diyecek dediler. Sedat Peker çıktı, şakır şakır anlattı bu mübarek memlekete servetinin kaynağı belirsiz oligarkları, küresel kara paracıları, ithal mafyayı doldurduklarını, uyuşturucu gemileriyle, narkotik barınlarıyla, kirli siyasetçilerle, çantacı gazetecilerle ülkeyi ne hale getirdiklerini anlattı. Türkiye'yi kara para tabakanesine çevirdiler. Gri listeye alınmasına sebep oldu. Milletin malını, mülkünü, bankalarını, fabrikalarını, limanlarını, barajlarını, santrallarını, madenlerini hatta toprağını sattılar. Yani. Buna rağmen bütün hükümetlerin toplamından 8 kat fazla borç aktı. Bu milletin milyarlarca dolarını 175 ülkeye dağıttılar. İbe ettiler, saçıp savurdular. Kendi emeklisine 10 bin lirayı reva görürken bu milletin parasıyla Afrika ülkelerinin Borcunu ödediler. Karadeniz'de dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğal gaz bulduk dediler. Habire milletin doğal gazına zam yaptılar. Faiz sebep enflasyon neticedir teorisiyle enflasyonu patlattılar. Paramızı pul yaptılar. Milletin haliyle alay eder gibi paranız yoksa başınızı kaldırın. Şu yolların güzelliğine bakın. Gözünüz gönlünüz açılır dediler ya. İşte en son bir tanesi çıktı. Emekliler gitse simit satsın bunu. Asrın liderimiz ekonominin kitabını yazdık dedi. Anırsalar da anırmasalar da biz doğru yoldayız. Askıda ekmek başladı. Türkçe'ye çıkma sebze diye bir kavram girdi. Elektriğe Cumhuriyet'ten de ilk defa 3 haneli zam yapıldı. Alt tarafı kar yağdı. Ya 10 milyar euroya yaptıkları İstanbul Havalimanı felç oldu. İnsanlar 24 saat boyunca havalimanında mahsur kaldı. Açık mültecilerle birlikte Türkiye'de uyuşturucu patladı. Kutsal diye Ayasofya'nın imparatorluk kapısını yediler ya. Ankara'da maket dinozor parkına 801 milyon dolar harcadıkları ortaya çıktı. Ama sırada grizi patladı. 41 madencimiz daha hayatını kaybetti. Aslında nedenimiz kader planı. Kader. Gençlik konserlerini iptal ettiler. Yusuf İslam'ın İngiliz şarkıcı eski Cat Stevens'ı sarayda konser verdi. Polis Akademisi bandosuna tarihte ilk defa polis üniformalarıyla AKP'nin seçim şarkısını söyletti. Sapıklıkta dünya rekoru kırıldı. Tarikatte 6 yaşındaki bebeği evlendirdikleri, 6 yaşındaki bebeğe gelinlik giydirdikleri ortaya çıktı. Aslında nedenimiz dedi ki 1 trilyon dolarlık doğalgaz gaz, Ya 1 trilyon dolar. Bu kadar doğalgaz şu anda Suudi Arabistan'da bile yok. AKP milletvekili dedi ki bunun karşısında Tayyip Erdoğan ayakkabısını yalamamız lazım. Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı depremleri meydana geldi. Afet yönetiminde beceriksizlik silsilesi rekoru kırdılar. Kurtarma çalışmaları neredeyse Dört gün başlayamadı. İlk beş gün ekmek bile dağıtamadı. Kurtulanlar eksi beş derecede sokaklarda kaldı. İlk on beş gün çadır dağıtamadı. Anca sela okuttular. Ya enkaz altında hala sağ durumda olan ve yardım çığlıkları atan insanlarımız kurtarma ekiplerinin sesini duyacağına kendi selalarını duydular. Çünkü sadece binalar çökmedi. Aslında devletin üstüne liyakatsizlik çöktü. 50 bin diyorlar ama bugün bile hala kaç insanımızın hayatını kaybettiğini bilmiyoruz. Hala kayıplar var. Bir yıl geçti, hala on binlerce insanımız konteynerlerde, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. PKK'nın siyasi uzantısı yetmedi, İzbullah'ın siyasi kanadını meclise soktular. 2023 yılı boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamamak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Ya 29 Ekim'de Cumhuriyeti kutlayacaklarına Hamas mitingi bu. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı Suudi prensin ayağına götürdüler. Spor tarihimizde görülmemiş rezaletlere sebep oldu. El peşkeş çektikleri bu Erzincan'daki maden hoca sel gibi aktı. 9 işçimiz hala milyonlarca ton toprağın altında unutuldular vatan haini Şeyh Said'i şehit ilan ettiler. Çocuklarımızı tarikatlere teslim ettiler. Milli Eğitim Bakanı söylüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Sınıfın ortasına maket mezar koydular ya. Çocuklarımızı vatan hainlerinin mezarına götürüyor. Enflasyon 47 aydır aralıksız olarak yükseliyor. Dolar 32 lirayı geçti. Euro 35 liraya geçti. Mazot 45 liraya dayandı. İşsiz sayısı 8 milyona ulaştı. Emeklilerimiz 10 bin liraya mahkum edildi. Çıkın sokakta simit satın diye tavsiyede bulunuyorlar. 80 yaşındaki insanlarımız battaniyelere sarılıp sabaha kadar ucuz kıyma kuyruklarında titreşiyor. 91 yaşındaki annemiz ya 91 yaşında bir tek ucuz pide alabilmek için kuyruklarda dikilmek zorunda kalıyor. 42 yıldır bu ülkeyi gözlemleyen, 20 yıl boyunca Cumhuriyet tarihine çalışmış bir gazeteci olarak söylüyor. Bu millet tarihi boyunca bu kadar sıkıntılı bir Ramazan geçirmedi. Elbette yoksulluk hep vardı ama ekmek bile alamadığımız bir dönem, kıyma alamadığımız bir dönem tarihte yaşanmadı. Dorunlarını açlık vermesi gereken emeklilerimizin çocuklarından harçlık almak zorunda kaldığı bir dönem tarihte görülmedi. Unutmamak lazım. Unutmanın vebali var sandığa giderken unutmamak lazım. 2019 seçiminden bu yana ömrümüzden 5 yıl gitti ama ülkemiz belki 100 yıl geriye gitti. Niye böyle oldu? Kimlerin yüzünden böyle oldu? Hatırlamak lazım. 1 kilo kıyma 28 liraydı ya. Bugün kıyma alamaz hale geldi. Ekmek 1 lira 25 kuruştu. Bugün askıda ekmeğe mahkum hale geldik 5 yılda iftiralar, kumpaslar, bitmek bilmeyen yalanlar, hakaretler, tehditler. Ulusal onurumuz mesela, milli haysiyetimiz ne hale geldi? Unutmamak lazım. Sandığa giderken hafızamızı da beraberimizde götürmemiz lazım. Vicdanımızı da beraberimizde götürmemiz lazım. Hayırlı olsun seçimler demek de olmuyor. Gerçekten hayırlı olabilmesi için bu mübarek memleketin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk'e yaraşır şekilde gitmemiz lazım seçim sandığı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Eskişehir kıymetini bilmemiz lazım. Liyakata sahip çıkmak lazım. Bugünlük bu kadar. <laughs> Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Abone olanlar arasında çekiliş yapacağım. <laughs> Bakın 31 Mart'ta Dünya Köfte Günü ilan etti ben. <laughs> Köftecileri küçümseyenlere pazar günü sandıkta hak ettiği cevabı veren dört köfte sever izleyicime birer porsiyon köfte gönderir. İsterseniz Akisar köftesi, isterseniz İnegöl köftesi, isterseniz Kadın Budu köfte, isterseniz İzmir köfte. Dileyin benden ne köftesi dilerseniz. Ama birer porsiyon çünkü emekli maaşıyla bu kadar oluyor. <laughs> Cümleten anne köftesi lezzetinde bir hafta sonu dilerim. Özellikle 31 Mart akşamının ülke genelinde mis gibi köfte kokmasını dilerim. Pazartesi sabah görüşmek üzere. Eyvallah.